Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Maltepe Seyrantepe tesislerine geldim. Şöyle göstereyim size. Birazdan size buranın güzel manzarasını da göstereceğim. Ve bugünkü inceleme konumuz Golf 7. Maltepe'nin çok yüksek kesimlerinden bir tanesi. Şöyle bir manzaramız var. Yeni yapılan bir yer ve şu kısımda kafe çalışması devam ediyor. Yakında hizmete geçer. Buradan Maltepe sahili ve adaları görebiliyoruz. Bakın şu kısımda ise Boğaz'ın bir kısmını görebiliyoruz. Şimdi gelin aracımıza geçelim. Arkadaşlar aracımız 2015 model Golf 7 Comfortline paketi 1.4 4 silindirli benzinli modelimizdir. Siyah rengi sahiptir gördüğünüz gibi. Önde bu şekilde bir logomuz ve logomuzun alt tarafında krom bir parçamız bulunuyor arkadaşlar. Krom bir çıtamız bulunuyor. Ve bu çıtanın bir benzeri tamponun en alt kısmında bulunuyor. Orta amblemin krom parçanın üst kısmında piyano bilek bir parçamız mevcut. Farlarımız Comfortline paketi olduğu için halojendir arkadaşlar. Bir pakette Highline donanımda halojen farlar yerini mercekli farlara bırakıyor. Çok daha güzel bir görünüme sahip ve aydınlatması çok daha kuvvetli. Kaputumuzun görünümü bu şekilde. Sadece şurada bir çizgimiz mevcut. Aynı şekilde tabi sol tarafta da. Fıskiyemiz ve sileceklerimiz kaputun alt tarafına gizlenmiş. Çok daha şık gözüküyor. Jantlarımız 16 inç arkadaşlar. Yine Highline donanım paketinde 17 inç jantlarımız geliyor. Ve bence bu araçta olması gereken jant lastik kombinasyonu Highline donanım paketindeki gibi olması lazımdı. 225-45-17 kombinasyonu bu araca çok yakışırdı. Şu an üzerinde var olan lastik 205-55R16 arkadaşlar. Bu da şık ancak Volkswagen'in o jantı çok daha şık gözüküyor. Düşünsenize yani bunda çok daha güzel gözükebilirdi. Yan taraftan görünümümüz böyle arkadaşlar. Benzin kapağımız sağ tarafta. Aracın camları çok geniş olduğu için içeriye ferah bir hava katıyor. Herhangi bir cam tavan sunroof bulunmuyor. Opsiyonel olarak Highline paketine ekstra alınabiliyor. Arkadan görünümümüz bu şekilde. Şurada şık bir tasarım mevcut. Aynı şekilde yan tarafta da aramızda geldi. Bagaja bakalım. Logo ile açılıyor biliyorsunuz. Bagajımız ne çok büyük ne çok küçük. C sınıfı araçların ortalamasında diyebiliriz. Burada 12 volt soketimiz mevcut. Burada kancalarımız mevcut. Ortada kol dayama var. Kol dayamanın arkasından bagaja ulaşabiliyoruz. Kullanışlı bir bagaj sunuyor bize bu araç. Şurada reflektörümüz mevcut. Şu şekilde açarak reflektörümüzü alabiliyoruz. Yolla bir arıza anında veya bir lastik patlaması anında. Biliyorsunuz 25 metre öteye bu reflektörü koymamız gerekiyor. Böylece kendimize güven almış oluyoruz. Pandezotumuz bu şekilde bagaj kapağıyla birlikte yukarı kalkıyor arkadaşlar. Bagaj tabanını kaldırdığımızda stepnemiz ve yine saklama alanı
adına kullanabileceğimiz boşluklarımız mevcut. Bence gayet kullanışlı ve yeterli alana sahip arkadaşlar. Şuradan tutamaklarımız bulunuyor. Kapatmamız için. Biraz ağır arkadaşlar. Kendi aracıma nazaran kıyasladığımda biraz ağır geliyor. Tabii bu da kalitenin göstergesi. Ve gelin şimdi iç kısma bakalım. Kapılarımız da bagajdaki gibi ağır arkadaşlar. Kaliteli olduğunu gösteriyor. Aracın iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Burada bir tweeterımız mevcut. Hoparlörümüz aşağıda ve gözümüz burada. Önde ben oturduğum için ve boyum 1,83 olduğu için koltuğu biraz arkaya aldığımda böyle bir eşofmanımız sürüyor ve gayet rahatım arkadaşlar şu anda. Burada ceplerimiz mevcut. Burada maskem var. Maskemi çıkardım şu anda çünkü etrafımda insan da yok. Burada havalanma menfezimiz var. Yarın açıp kapatabileceğimiz tuşumuz burada mevcut. Aydınlatmamız burada. Buradan manuel açıp kapatabiliyoruz. Şu an kapı açık olduğu için sürekli açık gözüküyor. Arkadaşlar, burada çok güzel malzeme kullanılmış. Karbon fiber mi desem, piyano bek mi desem çok farklı bir yapısı var. Şu alttaki krom çıta da çok şık bir görüntü kazandırmış. Burada krom kapı kolumuz var. Tutamağımız mevcut. Ve ortada bir kol dayamamız mevcut arkadaşlar. Bardaklığımız burada mevcut. Ve buradan bagaja ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aracımızın arkadan önüne doğru bakıldığında gözüken görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şaft tünelimizi gösterelim. Şaft tünelimiz bayağı yüksek. Yani bu ortaya benim gibi uzun boylu bir insanın oturması biraz zor. Deneyelim bakalım. Şu kol dayamanın arka kısmına tabii buraya kadar geldiği için yani çok zor bir şekilde oturuyorum şu anda. Bu şekilde yolculuk yapmak biraz zor olabilir benim için. Ancak 1,70 boyunda bir insanın oturabileceği bir alan diyebilirim. Koltuk malzememiz çok kaliteli arkadaşlar. Şu kısımlar kumaş, ortası alkantara adı verilen malzemeden oluşturulmuş. Aynı şekilde koltuğun arka tarafı da bu şekilde, sırt tarafı da. Isofix bağlantı noktalarımız burada mevcut. Kapaklara kaybolmuş. Şöyle kapı içlerinde reflektörümüz mevcut arkadaşlar. Akşam kapıyı açtığımızda arkadan gelen araçların farları bu reflektörün parlamasına sebep oluyor ve farkındalık yaratıyor size arkadaşlar. Şimdi ön kısma geçelim. Arkadaşlar ön tarafa geldiğinizde kalite algısı çok çok yükseliyor. Gerçekten Volkswagen markasının kalitesini burada çok iyi anlıyorsunuz. Oturduğunuzdaki koltuk rahatlığı, şu ön konsolun kalite görüntüsü gerçekten çok şık. Aracın içinde ön konsolda genelde piyano black, piyano siyahı malzeme kullanılmış. Şu kısmında gördüğünüz gibi. Ve direksiyonun bazı yerlerinde mevcut. O size arka kapıda bahsettiğim şık yapı burada da mevcut. Şurada kapı kilitleme açma tuşumuz mevcut. Aynaları ayarlayabildiğimiz tuş burada mevcut. Buradan cam açma kapama tuşları mevcut. Bakalım 4 tuş da otomatikliymiş. Anahtarımıza bakalım. Anahtarımız bu şekilde arkadaşlar. Anahtarsız çalıştırma, anahtarsız girişi yok. Bakalım otomatik mi dördü de. Sadece kaldırırken arkadaşlar tek tuşla otomatik olarak kalkıyor. İndirirken manuel olarak indirmeniz gerekiyor. Ve sağ taraftan bu şekilde. Kapı cebimiz gayet büyük ve bakın Volkswagen'in bence diğer markalardan ayrılan en büyük özelliği bu. Kapı ceplerinde bile halı kaplama mevcut ve buraya koyacağınız malzeme hiçbir şekilde yolda giderken kırdama yapmaz. Kaliteli bir yapım burada mevcut. Kaliteli bir kullanım sunulmuş. Burada cam açma kapama kilidi bulunuyor. Aynı şekilde yolcu tarafı da burada menfezimiz bulunuyor arkadaşlar. Cama vuran menfezimiz şu kısımda. Sol tarafta da bu şekilde ve daha sonradan sanırım park sensörü takıldığı için burada bir park sensörü gözümüz mevcut. Far anahtarımız burada arkadaşlar ve bu araçta maalesef ki maalesef otomatik far, otomatik silecek bulunmuyor. Yani Comfort Line diye bayağı bir boş paket sunulmuş. Bence Volkswagen'in kalitesini bir tık ilerletmesi için bu orta pakete de bazı donanımlar sunmalıydı. Yani bence otomatik far ve otomatik silecek olmalıydı bu araçta. Burada küçük bir ekranımız var. Yine Highline paketinde bu ekran büyüyor, büyük bir şekilde geliyor. Burada dijital klimamız mevcut.
mevcut. Çift taraflıdır. Gayet güzel bir şekilde serinletiyor. Burada kapaklı bir gözümüz mevcut. Piyano bilek ve içi halıdır arkadaşlar. Gayet şık bir kapağa sahip. DSG şanzımanımız var. Start stop açma kapama tuşu burada mevcut. Burada elektronik park frenimiz ve yokuş kalkış desteği tuşumuz burada mevcut. Şu kısımdaki göz gibi burada da bir kaliteli bir gözümüz mevcut arkadaşlar. Bardaklığımız mevcut. Bu şekilde açıp kapatabiliyoruz ve burada bozuk para bırakabileceğiniz bir göz bulunuyor. Çok kullanışlı bir göz bırakmıştır arkadaşlar. Çakmaklı soketimiz ve burada ileri geri hareket edebiliyor. Yükseklik ayarı var mı bakıyoruz. Evet, yükseklik ayarı da mevcut. Göstergemiz şu şekilde arkadaşlar. Solda devir saati ve devir saatinin alt kısmında küçük bir hararet göstergesi. Sağ tarafta hız saati ve hız saatinin altında küçük bir şekilde benzin göstergesi ve ortada dijital bir ekranımız mevcut. Burada araçla ilgili birçok bilgiye erişebiliyoruz. Araçla ilgili bilgilere gelecek olursak, şu anda en son kullanımımda göstermiş olduğu yakıt tüketimim gözüküyor. Bakın bu tuştan bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Ortalama hızımızı görebiliyoruz. En son kullanmış olduğumuz mesafeyi görebiliyoruz. Dakikayı aynı şekilde görebiliyoruz ve şu anki var olan yakıtla gidebileceğimiz mesafeyi görebiliyoruz. Bu araçta maalesef Bluetooth yok. AUX girişiyle müzik dinleme şansınız var. Bence bu arabada Bluetooth olması gerekiyordu. Yani bence far sensörü, yağmur sensörü, Bluetooth gibi donanımların bu araçta standart olması gerekiyordu. Şuradaki tuştan benzin tüketimimizi sıfırlayabiliyoruz. Şurada yeşil bir uyarı gözüküyor. Frene basmamızı söylüyor. Frene bastığımızda bakın arkadaşlar, ayağımı kaldırdım. Bastım. Ayağımızın frene basıp basmadığını gösteriyor bize. Şu tuştan ekranımızı açalım. Şu an rayı gösteriyor. Araçla ilgili bilgilere gelecek olursak yakıt tüketimimizi burada da görebiliyoruz. Başlangıçtan itibaren sürüş süresi, mesafe ve hız ortalamasıyla yakıt tüketimimizi gösteriyor. Uzun süre gösteriyor ve yakıt aldıktan sonra. Burada ses ayarları gözüküyor. Burada multimedya ile ilgili ayarları ulaşmak için bir tuş mevcut. Şurada CD tuşumuz bulunuyor. Şu an içinde herhangi bir CD olmadığı için devreye girmedi. Şurada radyoya ulaşmak için tuşumuz ve burada AUX'tan müzik dinlemek istediğimiz zaman ulaşabileceğimiz bir tuş mevcut. Burada müzik değiştirme için ya da radyo frekansı değiştirme için tuşumuz mevcut. Dörtlü tuşumuz burada ve airbaglerimizin uyarı ışığı bu kısımda bulunuyor arkadaşlar. Buradan torpidosu yine aynı şekilde halı kaplı arkadaşlar ve çok güzel bir malzemesi var. Böyle simli simli. Üstte de bir çekmece gözümüz var. Burada istediğiniz bir dosya, defter tarzı bir şey bırakabilirsiniz. Ve yaylı arkadaşlar. Kapattığımızda burada bir kilidimiz bulunuyor. Anahtarla kilitlediğiniz zaman sizden başkası açamıyor. Perdemiz bu şekilde arkadaşlar. Aynamız LED aydınlatmalı. Şu şekilde açtığımızda LED devreye giriyor. Aynı şekilde yolcu tarafında da mevcut. Burada aydınlatma ile ilgili tuşlarımız bulunuyor. Ve burada gözlüğümüz mevcut. Ve şu kısımda da bir saklama gözümüz mevcut. Alt kısımda da bir çekmecemiz mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde burada da mevcut. Maksimum 1,5 kilo diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yine şimdi motorun içine bakalım. Buradaki koldan kaputumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Pistonlu mu yoksa. Evet. Pistonlu bir kaputumuz mevcut. Motorumuz 1.4. 122 beygir ve 200 Nm güç üretiyor arkadaşlar. 2015 model araçların Golf 7'lerin ACT teknolojisi olan da var. Bu ACT teknolojisi biliyorsunuz 2 silindiri kapatıyor gereksiz durumlarda. Ancak bu araçta bu durum mevcut değil. Şurada akümüz koruma altına alınmış. Kaputumuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Gerçekten şu piston olayı çok büyük kullanışlılık katıyor arabaya. Şurada da izolasyon için malzememiz mevcut. Bu Volkswagen arması yenilendi biliyorsunuz arkadaşlar. Alt kısmı artık şu çemberle bitişik değil. Aracımızın görünümü bu şekilde arkadaşlar. Gayet şık ve güzel duruyor. Araç siyah olmasına rağmen çizikleri ya belli etmiyor ya da çok fazla çiziği yok. Aynı sokakta yaşamamıza rağmen benim füm aracım bu arabadan çok daha fazla çiziye sahip. Sokaktaki çocuklar sağ olsunlar topa abanarak vurdukları için arabamın her tarafında ufak tefek kılcal çizikler mevcut ama aynı sokaktaki bu araçta herhangi bir çizik göremiyorum ben. Arka tekerimizde frenlerimiz diskli. Gelin şimdi sürüşe geçelim. Golf 7'nin sürüşü nasıl? Hep beraber görelim.
Arkadaşlar, sürüşümüze geçtik. Golfide'nin sürüş dinamikleri hakkında konuşacağız şimdi. Kar arabaya bindiğinizde sizi karşılayan şey, yani sürüşe geçtiğinizde sizi ilk karşılayan şey dış dünyadan aratılmış bir ortam arkadaşlar. Yani sesi, gürültüyü, yol sesini hiçbir şekilde aracın içinde almıyorsunuz. Çok kaliteli bir ortam sunuyor size. Bu anlamda Volkswagen'in çok başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Sahil yoluna geldim. Burada test edeceğiz arabayı. Biraz durup kalkma olacak ama DSG şanzıman gerçekten size vites attığımızda vites geçişlerini hiçbir şekilde göstermiyor, belli etmiyor. Bu anlamda çok başarılı. Tabii ki kronik sıkıntılar konusunda DSG'yi biliyorsunuz ün saldı. Ancak şu ana kadar bu araçta herhangi bir sıkıntı yok. Umarım bundan sonra da yaşamayız. Aracın süspansiyonları ve yalıtımı gerçekten çok kaliteli, çok başarılı. Yani bozuk yoldan geçiyoruz şu anda mesela. Hep yama yapılmış. Üstünden geçtiğimizde hiçbir şekilde takırtı tukurtu etmiyor. Kendi aracımda özellikle uzak Asyalılarda maalesef bu halledilemeyen bir sıkıntı. Ancak bu araçta böyle bir sıkıntım yok. Çift taraflı klimamızı açtık. Aracın içi şu anda gayet serin durumda. Çok başarılı bir şekilde çalışıyor kliması. Vitesi S konumuna getirdiğimizde manuel olarak direksiyon arkasındaki şu kısımdaki kulaklıklardan kullanabiliyoruz. Mesela deneyelim. 4'e düşeyim. Şey istiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu anlamda bu kısımdan kullanmak da çok keyifli aracı. Hani spor kullanımda ya da örnek veriyorum bir sollama anında bu kulaklıklardan arabayı kontrol edebilirsiniz. Size gayet performansını veriyor. Şu anda uyarı veriyor arkadaşlar. 6'dan 7 atın diyor. Mesela örnek veriyorum. Şu anda 6 diyor. Doğru diyor yani. Bu, şu anki kullanımın doğru diyor. Vites düşürüyoruz. Burada 3'e kadar düşebiliriz. 4'e attık. 5. Eğer araç kendi kontrol etsin diyorsanız tekrar D konumuna alabilirsiniz. Daha tasarruflu, yakıt tasarrufu sağlayan bir tercih olacaktır. Ancak performans için S'e alıp direksiyon arkasındaki pedal shift'lerden yani kulaklıklardan kullanabilirsiniz. Şu anda yakıt ortalamamız aracı bugün teslim aldıktan sonraki kullanımımdan beri 6.3 gözüküyor arkadaşlar. 50 km yaklaşık 48 km kullanımım olmuş. 1 saat 22 dakika sürüşüm olmuş. Ortalama 35 km hızla ve 6.3 yakıt tüketimi gösteriyor. Şu an ekrandan da gördüğünüz gibi dijital olarak da hızımızı görebiliyoruz. İleride müsait bir yerde 0-100 testi de yaparız. Fabrika verilerine göre arkadaşlar 9.1 saniye 0-100 süresi gözüküyor. Biz bunu birazdan test edeceğiz. Bakalım bu süreye ulaşabilecek miyiz? Yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre yine fabrika verilerine göre şehir içinde 6.2, şehir dışında 4.3 ve ortalama 5.5 olarak belirtilmiş. Ancak şu an baktığımızda yaklaşık 4000 kilometredir sıfırlanmamış. 91 saat kullanımda ve ortalama 46 km hızla kullanıldığında 7.3 yani 100 km'de 7.3 yakıt tüketimi gösteriyor bize. Yani fabrika verisinin epeyce üstünde. 122 beygir ve 200 Nm güç var arkadaşlar ve 1.4 bakıldığında küçük gibi gözükmesine rağmen size gayet yeterli bir performans veriyor. Volkswagen
Golf şu anda 1.4 olan motor versiyonu 1.5'e getirdi. Yani şu anda yaygın olarak 1.5 TSI benzinli motoru ya da dizel motoru mevcut. 1.4 artık yok. Bu aracın 8. jenerasyonu önümüzdeki sene Türkiye'de olacak arkadaşlar. Şu an 110'la gidiyorum ve çok hafiften bir rüzgar sesi, yani rahatsız etmeyecek şekilde şu kısımdan geliyor. Yine az şekilde yol sesi rahatsız etmeyecek şekilde kabine ulaşıyor, ancak motor sesi hiçbir şekilde mevcut değil. Herhangi bir titreme de mevcut değil. İlk kalkışlarda, vites geçişlerinde. Yol tutuşu anlamında biraz kafadan kayma mevcut gibi arkadaşlar. Yani virajlara sert girdiğinizde kafadan kayabiliyor ama tabii ESP sebebiyle sıkıntıyı aşıyorsunuz. Kontra bir hamle yapmanız gerekiyor tabii bazen aracın kaydığında. Şu anda bu arabaya sahip olmak istiyorsanız en az 180 bin lira, 170-180 bin lira para harcamanız gerekiyor. Burada bir 0-100 yapalım arkadaşlar. Biraz sardı. Fabrika verisine göre 9.1 0-100 süresi var. Start stop olduğu için araç beklerken kendini stop'a alıyor. Böylelikle tabi gereksiz yakıt tüketimini engellemiş oluruz. Tabi dur, çok dur, fazla dur kalk yaptığımız trafikte bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Yani bu tür yollarda, yani bu sahil yolundaki gibi, yani bir süre gidip yaya yolunda veya kavşaklarda ışık bulunan yerlerde start stop kullanmak mantıklı. Genelde kullanımım bu şekildeydi. Yani boş yolda 100-110 bandında seyrettim. Az önce bir 0-100 testi esnasında bir gaza yüklendim. Bunun gibi birçok yerde hızlanmak istediğimde, solama yapmak istediğimde bir gaza yüklendim. Onun dışında ortalamam boş yolda 110 ve bu trafikte bu şekilde 60-70 kilometre saat bandında. Arkadaşlar, Golf 7'den anlatacaklarım bu kadar. Son olarak kullanmış olduğum süre boyunca yapmış olduğum yakıt tüketimimize bakacağız. Yaklaşık 80 km kullanmışım arkadaşlar. 39 km hızla, ortalama hızla 2 saat kullanım süresi ve 100 km'de 6.7 litre yakıt tüketimim olmuş. Yani bu araçta bunun üstüne bir 0.5 litre 1 litre eklemeniz gerekebilir. Çünkü ben sabah saatlerinde kullandığım için ve Arefe günü olması sebebiyle bugün yollar boş olduğu için, biraz sakin kullanım olduğu için yakıt tüketimim az oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Tabii bundan sonraki süreçte çok farklı araçlarla incelemeler ve kendi aracımla yine keza sürüş videoları ve farklı videolar gelecek. Unutmayın arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.